İyi akşamlar hocam. Sırasıyla nasıl dua okuyoruz demiş. Şeyde mi? Namazda. Namazda dua kısmı eğer biliyorsunuz namazda duayı şeyde okuyoruz. Ettehiyyat ya tahiyyatta okuyoruz. Kade-i Ahire'de okuyoruz. Bunu geçenlerde de söylemiştik. Gene söyleyelim. Şimdi farz namazlarda biliyorsunuz ilk oturuşta sadece ettehiyyatı okuyoruz. İkinci oturuşta 4 rekatlık veya 3 rekatlık namazlardaki son oturuşta yani ettehiyyatı. Ondan sonra Allahümme salli, Allahümme barik duaları. Ondan sonra Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabennar. Ondan sonra Rabbena gfirli veli valideyye velil müminine yevme yekumul hisab. Bak birincide kendine hem dünyalık hem ahiretlik istedin. Bütün müminlere istedin. İkincide annene babana ve bütün müminlere mağfiret istedin. Ondan sonra üçüncüde Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena inneke entel vehhab ve heb lena min ledünke rahme inneke entel vehhab. Burada da ya Rabbi bize hidayet verdikten sonra bize iman hidayet verdikten sonra bizi yoldan saptırma diye dua ettin. Ondan sonra da Allahümme e'inna ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Bunu dersen ya Rabbi bize şükre, zikre ve ibadet yapmaya güç kuvvet ver diyoruz. Bu dualar sırasıyla yapılır. Ezber bilenler bunları yapsınlar. Gerçekten namaz Allahu Teala'ya en yakın olduğumuz yerdir. Ve namazdaki dua, çünkü Allahu Teala ne buyuruyor ayet-i kerimesinde? Ya eyyühellezine amenü isteinu bis sabri ve salah. Allah'tan namaz ve sabır ile yardım isteyin. Namazda yapılan dualar kabule şayan dualardır. Onun için namazda, tahiyyatta bunları mümkünse terk etmeyelim. Ben hesap ettim. Ettehiyyattan sonra okuduğum salli barik ve Rabbenalar tam 30 saniye sürüyor. 30 saniye o kadar yani. 30 saniye. Yarım dakika. Çok değil yani. Onun için bunu yapalım. Diğer dua kısımları da zaten secdede ve rükuda yaptığımız Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Ala, Mevla'yı tazim etmek, Mevza'yı yüceltmek için söylediğimiz sözlerdir yani. Namazdaki dua bu.